Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Biz bugün Hümeyra'nın misafiriyiz can dostlarım. Hümeyra'ya çay içmeye geldik. Biraz annemin oradaydık. Aslında Hümeyra da Yusuf'la bize gelmişlermiş. Biz dedik size geliriz. Hadi siz gidin. Bizden kaçış yok dedim. Bugün sizin oradayız. Enes'in Gamber saz kursuna gittiydi arkadaşlar. O da Hümeyra ile de Yusuf bize gelmişler. Bugün yağış dedi. İyi de yağmur yağdı maşallah. Yusuf gidemedi bugün. Biz de karnımızı doyurduk. Çocuklar var. Onların da ablası biraz bir şeyler hazırlayacak ablası. Evet Hümeyra'cığım. Kocam bana ne aldı? Şu şimdi son zamanlarda meşhur olan neydi bunun ismi, bir şey de bundan aldı. Patates kızartma makinesi. Patates, ondan sonra burada buz çözme diyor, hızlı ısıtma, işte her şeyi yapabiliyorum. Ötünen ben cam şey istedim dedim ya sana. Ne onun adı? Kışın sobanın üstüne koyuyorduk ya, neydi o? Alın kestane, kestane istedi arkadaşlar. Adamın biri bunun içine şey koyuyor. Kestane. Yıkıyor, kestaneleri şey diyor, bunun içine koyuyor. 5 dakika sonra hemen oluyor kestaneni. Ben de Yusuf bundan alsa falan diyordum. Yusuf bime gidince almış arkadaşlar hediye olarak. Zaten Hümeyra'nın hep isteğiydi. O da. Anneme falan gösteriyordum, anne param olsa bile bundan alacağım diye. Sağ olsun kocam almış. Sağ olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Biz soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Şöyle şey ya, Hümeyra ışık vuruyor ya, videomuz biraz şöyle konuş kızım. Ay, güzel yüzün endamını, güzel yüzün endamını görsünler, kilomu falan da. Vallahi arkadaşlar biz bu YouTube'u çekeli 4 sene oldu arkadaşlar. 4 sene ben bu fizikteyim. Beni annem kabullenmiş, babam kabullenmiş, kardeşlerim kabullenmiş. Daha da üstüne ben evlenmişim, daha da çocuğum oluyor. Yani siz ister kabullenip ister kabullenmeyin, ben bu kilodayım. Ben memnunum. Ben kimsenin çok şükür ekmeğinde değilim, yemeğinde değilim. Sağlıksa benim sağlığım arkadaşlar. Kimseye düşünmek kalmadı yani. Ben düşünmüyorsam size de gerek yok yani. Uyarmanız beni yeterli ama şu 200 kiloymuş, 500 kiloymuş benim hiç umurumda değil. Çünkü ben kilomu biliyorum kendim. Kendim bu vücudu, ben ta çocukluktan beri böyleyim arkadaşlar. Ben ne kadar kilo vermek istesem de veremedim. Niye? Çünkü hastalıklar var arkadaşlar. Ne yapayım, o hastalıkları ben atım mı? Ya Allah vermiş, ne yapabilirim yani? Her insan zayıf olabilir, kilolu olabilir. Sen zayıfsan, seni Allah zayıf yaratmış, beni kilolu yaratmış, ne yapayım? Bunda benim değiştirebilecek hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum. Oldum. Sinirlenmek istemedim arkadaşlar. Sinirlenmeye gerek yok ki yani. Şey kimsenin çünkü evinde ben değilsin kendi yani. Kilomu biliyorum yani. Çok şükür Allah'ım bana böyle bir eş nasip etti yani. Eşim bildiğine göre, anam babam bildiğine göre kimse beni alakadar etmez arkadaşlar. Çok şükür sizin ekmeğinizdeyim. Bir arkadaş demiş ki ablam yiyorsa babasının ekmeğini, yiyorsa kocasının ekmeğini yiyor demiş. Yani öyle arkadaşlar, ben kimseden gelip de ekmek dilenmedim. Şimdiye kadar ne doğru söylediysem de hep aman sen yalansın, aman şöylesin, aman terbiyesizsin. Ben hiçbir zaman arkadaşlar yalan ya da size aman yalan haberler verip doğru düzgün konuşmayan bir insan değilim. Ben dobra dobra arkadaşlar, sen yanlışsan yanlışsındır benim için. Doğru düzgün yanlış konuşan birisi değilim diyeceğim. Ya, yani yanlış konuşan bir insan değilim. Sen yanlışsan yanlışsındır. Benim annem de babam da yanlışsa ben gider yüzüne söylerim arkadaşlar. Aynen öyle. Hümeyra'nın öyle bir şeysi var zaten. Hiçbir şey yok yani. Yalana hiç tahammül yok. Hocam, o annem babam, ben buyum yani arkadaşlar. 4 senedir siz beni tanıyamadıysanız ne yapabilirim ki? Ya tanıyan tanımış Hümeyra, bir sürü ya, yorum yazan yazan. Ama onu seni çekemeyen birisi demişler ya. Beni çekemiyorsunuz ama. Yani ha sizin eviniz var, benim yok. O yani mesela. He. Şu an kiradayım mesela. Aynen öyle. Ondan sonra ama çok şükür sizin yemediyseniz, ben yemediğim varsa... Sizin yiyip de benim yiyemediğim ya da benim yiyip de sizin yiyemediğiniz. Ne var ya arkadaşlar bunda? Siz çok şükür Allah herkesin şeysi, nasibini ayrı yaratmış arkadaşlar. Yani nasip, ben bir nasip gün soğan ekmek yersem bir gün şey değilim.
Mağaz işte neydi kız? Lokanta da yerim. Bir gün evimde yersem bir gün lokanta da yerim. Arkadaşlar herkesin cebinde. Anladınız mı? Herkesin ekmeği kendi cebinde. Beni alakadar etmez. Ama bir de ben şu çocukluktan beri ben mahanna derim arkadaşlar. Makarnaya ben her zaman mahanna derim. Evet. Arkadaşlar benim yetişip büyüdüğüm şey bu. Mahanna. Zeytine zeytin derim. Peynire pindir derim yani. Ne yapabilirim yani? Evet arkadaşlar orada ben de uyarırım Hümeyra. Hümeyra niye pindir diyorum. Bak ben peynir derim. Bu babasıyla ikisi pindirdirler. Ben öyle yani. Ben kendi doğrumu seçtikten sonra sizin beni yanlışları doğrultamazsınız arkadaşlar. Ben size bunu yapmayın dediğimde siz kesecek misiniz bunu? Yok ya ne alakası var? O da bir iki takıntılı olan yani. Kişiler yani sana. Tamam. Takıntılı olanlar Hümeyra başkası değil. İşte tamam takıntısız yani. Bu da benim doğrum yani. Onlara söyleyin. Çünkü ben onlar bana ne kadar kötü yaklaşsalar da ben onlara kötü yaklaşmak istemiyorum. Demek ki ben onlar için yükseğim yani. Aynen. Onlar alçakta kalmış ki beni kıskanmışlar. Kıskanmaya devam edin arkadaşlar. Ben kocamla da ailemle de çok mutluyum. Çok şükür. Arkadaşlar beni bilen biliyor kendi köyümüzden. İşte bir de şu son zamanda böyle konuşmalar oldu ya. Orada işte bir datsızlık oldu. Ben zaten köyde hiç kimseyi tanımam arkadaşlar. Esas da köyümüzde. Yani Gülağaç'taki insanlar bizim köyün hepsini tanıyorlar. Bizim köyü tanıyorlar. Ben daha köyünlükte insanı tanımam. Daha bir Yusuf'a anneme sorarım bu kim diye. He. Ya biz evden çıkmazsa kimseye kötülüğümüz yok. Biz kimsenin ekmeğinde değil, kimeğinde de değil arkadaşlar. Esas valla Kemal gideli bir ay oldu. Bir aydır annemin orayı bekliyor. Daha bugün ben geldim. Buraya bir kere mi oldu? Bir mi oldu? İlk defa geliyorum valla. Yani bir yere gitmezdik. Bir Arif ablama giderik. Ona da ayrı oraya da gitmiyor fazla. Evet. Çünkü işimizi bitiremedik ki gezmelere tozmalar açılsa. Yarın Allah nasip ederse gidecek işte halamızın birine. Halamıza gidecek inşallah. Bugün Hamza dayıma gidecektik aslında. Arkadaşlar da yağmurlu diye gidemedik. İnşallah yarın Hatice halama gidecek. Öyle yani arkadaşlar. Bugün kırıcı olduğunuz insanlar yarın olmayabilir. O yüzden etrafınızdaki insanları iyi tanıyın, bilin. Yani onlara karşı siz tanımıyorsanız konuşmayın arkadaşlar. Ben tanımadığım bir insanın hakkında niye konuşuyorsunuz? Ya da ben bir insanın arkasından konuştuğum zaman demek ki ben onu yüzüne söyleyebilirim. Yarın laf çıktığında Hümeyra demeyecekler. Dinilen bir laf ortaya çıkmaz arkadaşlar. Aynen öyle. Yani çıkmaz. Vallahi kimsenin haddine düşmez. Kimsenin mesela ne yaşantısı varsa, yani ne kilosu varsa, ne gittiği varsa. Kimse gelip de benim evimde ne yaşandığını bilmez. Bir de şu laflar çıkmış arkadaşlar. İşte biri benim evime geleceğmiş. Ayşe ablam benim evime geleceğmiş de kimseyi ben evime almıyor musun? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Gelene kapımı aç arkadaşlar. Bak benim bir annem geliyor. Başka da kimse gelmiyor. Yusuf'un tarafından zaten ilk günden beri kimse gelmedi arkadaşlar. Eğer buysa sorun yani. Bir arayıp da ne yaptın kardeşim diye olmadı. Benim çok şükür ablam geldi, kuzenlerim geldi. Onlara kapım açılsa herkese kapım açıktır arkadaşlar. Tamam gelen kovalanın şuradan düşmanın gelse yine kovman yani. Ayşe abla öyle şey demiş arkadaşlar. Ya Hümeyra geleni kovuyor musun evine kimseyi tanımıyor musun diye. Acayip duruyorlar saçma sapan şey sorunlar Allah çıkar diyorlar. Ben ne zaman söylemişsin bunu? Arkadaşlar şu zaman söyledim ben bir bunu söyledim onu ters bir şeye çekmişler. Biz çay sevmezdik. Bak Dursun ablan da biliyor. Dursun'dan kaydından birinin orada aydık. Misafirler geldi. Selam söyle bana. Çay içer misiniz? Ben de yok biz içmezdik dedik Yusuf'un annekim. Onlar da çay sevmezler zaten dedi. Çünkü biliyorlar YouTube'dan insanlar bizim nasıl biri olduğumuzu. Zorunan beni evde geldiler mi? Zorunan içirim. Yusuf hani yalvardım valla bir bardağı. Sivir diyor zorunan içtiler diyor zaten o da hani O günde işte tam bayrak günüydü arkadaşlar. Dediler ki işte biz ben çay içti. Şeker atmıyor ya koyar. Şeker diyor. O da siz iyi misiniz dedi. Evinize şeker çay da almazsınız dediler. Biliyor musun? Ondan sonra yok canım dedim misafirimiz hiç mi gelmeyecektim daha bak o günde. Misafirimiz olur şeyimiz olur. Ben en çok da babam severdim çay. Niye yalan söyleyeyim? Babam sever. Aynen öyle. Ondan sonra canım zaten dedim çayda gütçüğünden alırız ya biz. Fazlasına gerek yok dedim. Biliyor musun? Gütçüğünden alırdım. Onu sineye çekmişler. Fazla insana gerek yok anlamışlar. Valla isteyen istediğini yanlış anlayabilir. Ben her zaman doğrulardan yanayım arkadaşlar. Şimdiye kadar hep de öyle geldim. Bu yaşıma kadar da eğer doğru insan olmasaydım ben daha çok yanlış yollarda olurdum arkadaşlar. Evet. Ben bunu her zaman söylüyorum kendime. Evet. Gerçekten de kurban olduğum Allah'ım herkese hayırlı şeyler versin ki işte üzülmeye gerek yok. Bugün. Ya bazen
şöyle bir. Niye donuyorsun ki vallahi, durmana hiç gerek yok kızım. Sen herkes bilen biliyor sen. İller... Ya de ben hani söylemediğim yapmadığım şeye çok ortaya çıkıyor. Yani ne bileyim, insan önceden diyorlar ya söylenmeyen, söylenen şeyi saklanın. İşte o gördüğünü görmedim dillerdi. Şimdi gördüklerini, görmediklerini gördük oluyor. Söylenmeyenleri söylendi oluyor. Yani öyle. Çok şükür, ben mutluyum arkadaşım. Kim ne yazarsa yazsın. Vallahi öyle, Allah'ım da öyle bir eş nasip etmiş Hümeyra'ma. Gerçek öyle bir damat nasip etmiş. Allah'ım herkese Yusuf gibi damat koca nasip etsin. Gerçekten de bak. Hümeyra'mın bir dediğini de gitmez. Benim bir dediğimi de gitmez. Ben ne dersem tamam annedir. Ben de onu hiç kırmam. Yani her şey karşılıklı. Sevgi, saygı karşılıklı arkadaşlar. İkili insanlar beni çok sinirlendirir. Mesela bu sen gelsen ben Yusuf'a böyle böyle diye konuşsam da gitsem öbür tarafta Yusuf şey yapsam hemen duyulur. İkili oynamayacak. İkili oynadın mıydın? Ben sonra soruyorum arkadaşlar. Bir daha ben şeyi tutmuyor. O içindeki o sevgi benim gidiyor. İkili oynayan insanlarda. Niyeyse geliyor. Güvencin bitiyor işte ya. Ya. Bu ne bir daha demiş. Ne o insanı sevebiliyorum ne de yanına yaklaşabiliyorum. Bilmiyorum, bende de bu var. Doğru olmayan insanlardan soğuyorum. Bak Hümeyra öyle arkadaşlar. Kindar değil. Kindar diyorlar da kindarın alakası yok. Hümeyra'nın öyle bir şeysi var. Yok. Kindar olsam yani. Ben halamkine kindar olurdum. Yani. Gitmezdi mesela Leyla anası yani. Olsun. Bilmiyorum ya. İnsanlar diyor mu ya, çiğ süt emmiş. İşte kimininki doğruya gidiyor. Kimininki eğriye daha fazla gidiyor dili. Öte dünyayı düşünen yok hiç. İşte nasıl desek de Hümeyra'yı gömebilirik ki diye. Ama gömemiyorlar çok şükür. Sevenlerimiz öyle öyle büyük ki. Gerçekten de öyle çok ki çığ gibi de yani şey diyor. Hiç de hani ağlayıp da gözyaşını dökmene de gerek yok kızım. Bizi bilen biliyor, seven seviyor. İlla eşim dostuyu sevmesine gerek yok valla. Yani gambası... Eş olmayanlar dostun, yani kalbası olmayanlar daha hayırlı arkadaşım. Vallahi bak. Eşin dostun seni nasıl yer dibine sokabilirim? Bunların nasıl kazancı olmayabilir? Hep bu yoldalar. Şimdi bir Hümeyra motor aldı. Oho, dinmedik laf. Ben olmadı laf. Motor aldım. Bileziğimin birini verdim. Motor aldım arkadaşlar, bu kadar. Kimisi demiş işte davarlar var da davarlarını sattılar da 100 şey aldılar, motor aldılar. Kime demiş işte YouTube'dan şu oldu da YouTube'dan aldılar. Ben altınımı sattım. Böyle aldım arkadaşlar. Adam aldı koydu arkadaşlar. Ha, o da bizim çok da ilazımız oldu arkadaşlar. Her şeyimize yaradı. Çok şükür kocam da hayır Hümeyra almayacağım demedi. Eşim valla çok anlayışlı arkadaşlar. Gerçekten de. O yüzden de. Kimsenin bahşişine gerek yok. Adam götürmüş. Hümeyra zaten bunu çok belliyordu arkadaşlar. Alacağım diye. Ha, Yusuf'a da bir kere söyledim ben. Yusuf dedim, bak, ben Yusuf'a dediğini bilmiyordum da bana diyordun anne bundan alacağım diye. Annem her zaman dedim de paramız olsun öyle ettim. Bakmış Yusuf da almış gelmiştim. Dün bir de hastaydım arkadaşlar. Ben hastayım, insanların laf peşinde. Ben daha yorumlara bakmadım. Annem öyle deyince baktım. Ya o gündüm o yorumlara da sanki bilen bilmiyor mu diye. Ya babam demiş ya, babayın dediğini demeyelim, gerçekten de bizim tarafın şeyleri demiş ya. Aynen, olsun arkadaşlar. Ne olursa olsun kıskanırlar. Demek kıskanıyorlar. Kıskansınlar ne yapayım? Çok şükür bildiğimiz işlerimiz bunlar. Yani ne kıskanılacak da hiçbir şey yok da insan. Kimseye kıskanmam arkadaşlar. Kimseye yüzetmem. Onlar nasılsa ben de öyle. Herkes doğuz ayrılsa biz de aynı. Belki de bizim soframıza gelip gidenler bilir. Şimdiye kadar bir ekmeğimiz varsa... Onu kimseye söylemeden ondan karnımızı doyurun arkadaşlar. Biz şöyle büyüdük. Annemizin babamızın parası olmadığını bilirdik. Bakkaldan gidip de şunu al anne demezdik ya da baba demezdik. Yani öyle saygılı çocuklardı. Neyse ya. Şimdi yani şey... öyle büyüdük. Kendiniz şişme meram üzme olsun. Bize herkes biliyor. Hiç gerek yok valla. Yani öyle büyüdük arkadaşlar. Saygılı çocuklardı. Şimdiye kadar da saygılı büyüdük. Esaslı daha hele hele ben Gamber'den yani hiç Gamber ne hiç demezdi. Şimdi bana Enes diyor. Enes diyor. Enes çok şanslı çocuk arkadaşlar gerçekten. Ama ben arkadaşlar aklım vardı. Ya paramız olmadı da o zamanlar. Annem bizi bekmeyin içinde çoğaldı. Ne yapsın? Abi her zaman başıma kalkar arkadaşlar bunu. Ya başına kalkar değil mi? Yani öyle ya. Onunla giderdik daha da ben döner çekip döner yemezdim ya. Biberinden yedim yani öyle. Neyse kızım. Enes'e de diyordum ki ben
Hep yani Enes'i iyi büyüteceğim dedim arkadaşlar. Gerçekten de değil mi? Enes şanslı. Tüm neler arkadaşlar. Tüm estağfurullah. Döner yaptırdık Enes'e. Dedik ne kadar şanslı bir çocuk vallahi. Ben de 25 lira zannediyorum. Tamam al o zaman. O da 50 milyonmuş arkadaşlar. 50 milyon değil ki. Neydi de Hümeyra'ya? Hümeyra gerçek. Hümeyra'nın kuru ekmeğinin büyüdüler arkadaşlar. İnsanın da çocuklukta kalıyor yani. Kalmıyor değil. Aklında kalıyor. Hümeyra'nın gerçekten de hakkını ödeyemem. Gamberi miydi Hümeyra'nın da? İlk çocuk yoksulluğuna büyürmüş. Ortanca çocuk üçüncü çocuk da şımarıklığına büyürmüş. Enes o hesap yani onu şımartıyor. Ha şımarık değil ama gerçekten ya, de o şanslı. Alınıyor şanslı. Yani şimdi de ablası da alıyor hakkını yiyemem ben. Bilmiyorum o şanslı. Bir de şimdi evlendik ya bir de nasıl söyleyeyim hani bizim yiyemediğimiz bazen ben Yusuf bana alıyor ya diyorum ki ben bunu kardeşlerim siz yiyemem. Öyle bir içinde şey var. Onu illa ya Enes'e getirir ne kan verir. Esas biz sizde yiyemez. Sağ olsun Allah razı olsun Meyram arkadaşlar. Evet Meyram bugün bir konuşma yapım dedi. O da duygusu. Zaten içinde vardı arkadaşlar. Sizin hani paylaştı işte. Ha ağaç mıydı? Ağaç değildik tabii. Kimse ağaç değil. Başımız üstümüzde bir çatımız çok vardı. Yavan ekmeğimiz vardı ama. Ben bir gün kivi mi istedim? Uzun istedim. Kivi. Onda annem bir arabasına ağladı. Ondan sonra o arabası da başka bir arabası vardı. Ben hiç unuttum. Hiç haberimiz yok. Kışın ortasındaydı o zaman da. Ben ama, anlattım mı Meyra? Anlat. Böyle pazara gittik arkadaşlar. İşte zepse aldık ama paramız bitti. Neydi? Bir tane de bu neymişti merak etti. Gamber de küçüğüydü. Enes kadar var mıydı? Vardı. Enes'in yaşında vardı. 9 yaşında ne? Bu gulaşın pazarına gittik arkadaşlar. Sebzemizi aldık. Hayır gulaşta değildik buradaydık. Yok gulaştaydı. Enes Gamber okuldan geldiydi. Ne mi? He. Ondan sonra acaba biz işte pazara gittik. Bu neymiş annetti merak etti. Ben de elimde o zaman 1 milyon var demiş. Bir TL. Dedik bir tane alabilir miyim? Alabilir miyim? Çocuk istiyor bu kadar param var dedim. Adama elimden aldı attı. O zaman da Kemal çalışırdı ama o kadar şey yiyordu yani. Neyse. Ondan sonra amam gelmiş. Şerif amam gelmiş bize arkadaşlar. Ben de dedim böyle böyle. Hani laf açar ya arkadaşlar işte varlıktan yokluktan. O da çocuklarını anlattı. İşte oğlunun vardığını yoktuğunu ben de anlattım. Böyle böyle ama dedim. Pazara gittik de dedim. Ondan sonra dedim kivi alacaktım dedim. Gamberime dedim elimden kira aldı pazarcı falan dedik. Ben böyle deyince amamın da görümcesi, Almanca görümcesi vardı. Burada onun hakkını da hiç ödeyemem. Hiç paramız da yoktu ha. Lehmeyra. Hiç yoktu vallahi paramız. Böyle bir telefon geldi. Sevilay evde misin? Bu ablamın da hiç hakkını ödeyemem. Zeynep ablamın. O da amamın kızı. Ha. Telefonu açtı. Hayırdır abla dedim. Ben de hiç arayıp sormazdı. Biliyor musun? Şok oldum arayınca. Dedi böyle böyle Sevil evde misin? Evdeyim abla. Kapıya çık dedi. Halam geldi. Bu Melahat ablamın da hakkını ödeyemem. Allah'ın birini binlitsin. Çoluğuna çocuğunu kazadan beladan esirgesin. Bize bir para getirdi arkadaşlar. O zamanın behrinde. Kaç sene oluyor? Gamber 9 yaşındaysa şimdi 15 yaşında. 15 yaş. Ana o para bizi delirttiydi. Ne ümmüş. Her şeyimizi aldıydık. Hissiydik. Vallahi diyorum ya. Allah'ım herkesten razı olsun. Hani kul kula sebebimiş ya. Ha, şimdi de çok şükür arkadaşlar. Babam benim bir dediğimi iki gitmez. Aynen öyle. Annem bir dediğimi iki gitmez. Çok şükür. He canım. Bir iki çeyrek Allah'a şükür. Var ki yok arkadaşlar. Ne ya, yok deyip de ben hiçbir insanım arkadaşlar. O zamanlarda daha tatlıydı şimdi. Ahrabalık, eşlik, dostluk da üstünü dönmeyir ha. Nasıl iyiydi? Şirf amam oraya yürüyerek. Yürüyerek gidelim. Eş dostu birbirine şeydi yani. Çoğudu. Tutkunudu. Şimdi kimse kimseye gitmiyor. Niye gitmiyor bilmiyorum. Ben hadi işimi bitiremiyorum diyorum. Gerçekten de işimiz bitmiyor. Ha gittin giydin de el üstünde tutar benim ahrabalarım. Şimdi yalan değil. Ne yedirip ne içirip anışamam olsun. Yani amcamın çocukları da olsun. Gelinleri de olsun. Amalarım da olsun. Kızlar da olsun. Gerçekten de çok dört dörtlük eşler dostlar. Halamın kızları da olsun. Geçen Fikriye Alam'a gittik. Vallahi ne yapacağını şaşırdı Fikriye Alam. Evet. Yani kimsenin hakkını yiyemezdik arkadaşlar. O günün tadı başkaydı. Şimdikinin tadı başka dediğim gibi. Öyle yani. Neyse arkadaşlar biz bugün böyle bir sohbet yaptık Hümeyra'nın mutfağında.
Hümeyra'm bir de hediyemi gösterim anne dedi. Seninle paylaşım dedi. Güle güle kullanmak nasip etsin kızım. Eskisi kulle ediller. Bizim zamanımızda öyle dillerdi. Allah'ım olmayanlara da nasip etsin. Bu da bir sene ablamın. O da bir sene ablamızın hediyesi. Sağ olsun. Yine baban arıyor seni kızım. Bundan ben Yusuf'un ikimizi akşam kahve yaparım arkadaşlar. Yusuf'u arat kahve yapmıyor. Evet Allah'ım bir de güzel mutfak nasip eder kızım. Sana ev nasip etsin şöyle. Beyaz dolabının altına da koyarsın. Benim mal arkadaşlar hiçbir zaman çekinceliğim olmadı. Çünkü biz de yoklukta büyüdük ya. Evet, yani çok şükür bu bana yetiyor arkadaşlar. Ne yalan? Biz bu da yiyordu. Bizim mutfağımızı zaten bilmiyor mu arkadaşlar? Eşimiz, dostumuz hep biliyor yani. Gördüler, geçirdiler yani. Tek kemeriydi. Mutfağımız yiyordu. Şimdi her şeyimiz çok şükür. Hele en çok bu yıldır neye sevindim biliyor musunuz arkadaşlar? Tuvaletimiz, banyomuz evimizde ya. Ona çok sevindiydim. Bilmiyorum yani. O zaman pek şehitliydim. Esas ya insana. Olsun küçük bir yuvan olsun arkadaşlar. İçinde huzur olsun. Mutluluğun olsun. Başka hiçbir şey değil. Biraz soğan ekmeği de yer insan yani. Yer soğan ekmek bal gibi gider. Mutluluğun huzurun yani yerinde oldu muydu? Yani eşe senin saygıyla karşıladığında her şey olur arkadaşlar. Ben bunu bilir bunu konuşurum. Öyle yani. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bugün biraz açıklamalı, biraz duygusal geçti. Kusura bakmayın eğer kırıp üzdüğüm varsa. Sizi şimdiden çok öpüyorum. Diğer konuşanlar da boş verin. İçini boşattın, iyi oldun. İçini boşattım yani. Hepsi o. Eş paylaştığımız içindi. Paylaştığım yani. Sizin için teşekkür ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O konuşanlar da nasıl olsa konuşuyorlar arkadaşlar. İyi de olsa konuşuyorlar, kötü de olsa konuşuyorlar. İlla o halime kadar 100 tane yorum da olsa içinde bir yorum olan seni kırıyor diyor ya. Bir yorum. İçinde bir kötü yorum olan seni kırıyor diyor yani. Vallahi kırılma, hiç de kırılma. O kadar arkamızda desteğimiz olan, aynen, o kadar sevenimiz var ki. Herkes arkadaşlar, bizi bilen biliyor. Arkadaşlar ben şunu diyorum. Beni annemle babam bana yeter. Başka kimse olmazsa olmaz. Aynen öyle. Evet arkadaşlar.